Amerikalı yazar Putin'in son çaresini açıkladı. 22 yıl önce aynısını yapmıştı. Dünyanın gözü kulağı tabiri caizse haftalardır Ukrayna'da. Savaş 13. gününe girerken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın şu an için istediklerini elde edemediyse artık daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı bu savaşın bekledikleri savaş olmadığı açık diyen Kings College London'dan çatışma ve güvenlik uzmanı Dr. Chris Putin'in önündeki üç seçeneği açıkladı. Amerikalı yazar Harry J. Kazian ise, Putin'in bir şeyler kazandığını kanıtlamak için 22 yıl önce Grozny'e yaptığını şimdi de Ukrayna kentlerine yapacağını iddia etti. Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmesinin üzerinden neredeyse iki hafta geçti ve dökülen kanın hemen sona erdiğine dair çok az işaret var. Moskova operasyonun süreceğini ısrarla dile getiriyor ancak Rus birliklerinin Ukrayna direnişiyle karşılaştıktan sonra lojistik sorunlar ve düşük moralle mücadele ettiğine dair pek çok rapor var. Sky News'e konuşan King's College London'dan çatışma ve güvenlik uzmanı Dr. Kristak, bu savaşın bekledikleri savaş olmadığı açık dedi ve Rusya'nın savaş planının istediği şekilde ilerlemediğini savundu. Kötü gidiyorlar. Bunun çok hızlı ve kararlı bir operasyon olması gerekiyordu diyen tak, Rusya'nın askeri sorunlarının kısmen Ukrayna'nın kararlı direnişinden ve Putin'in kendisinden kaynaklandığını söyledi. Putin'in seçenekleri neler? Operasyon istemedikleri bir yönde ilerledi. Çünkü Putin, Ukrayna halkının güç gösterisiyle kolayca sindirilebileceğini düşündü diyen Tak, Putin'in önünde üç seçenek olduğunun altını çizdi. Tak'a göre, seçeneklerden biri kimyasal veya nükleer silahların potansiyel kullanımı dahil artan askeri eylem. Tak, Putin'in şu anda Kilit direniş merkezlerini çevrelemek için metodik askeri operasyonlar yürüterek bir uzatma stratejisi izlediğini ve Ukrayna'nın moderninin başarısız olmasını umduğunu söyledi. Bu bir tür anakonda stratejisi diyor ve Amerikan iç savaşında ablukaları içeren askeri plana atıfta bulunarak onu kurbanını boğan bir anakondaya benzetiyor. Üçüncü seçeneğin barış anlaşması olduğunu belirten TAK, bu aşamada müzakere edilmiş bir barış anlaşmasının olası olmadığını söylüyor. New York Post yazarı Putin'in hedefini açıkladı. New York Post yazarı Harry Kazianis, Rus liderin son dönemin en büyük hatasına imza attığı görüşünde. Putin, 21. yüzyılın en kötü jeopolitik hatası olarak tanımlanabilecek şeyi yaptı. Ukrayna'ya girebileceğini ve ülkenin çökeceğini ya da Rusları kurtarıcılar olarak kabul edeceğini düşündü diyen Kazianis, Moskova'nın Kiev'e sunduğu ateşkes ateşkes şartlarının kabul görmeyeceğini bile bile masaya bu planla oturduğunu savundu. Peki sunduğu şartların kabul edilmesinin imkansız olduğunu bilen Putin ne yapacak? Bu soruyu soran Kazianis Moskova'nın Ukrayna kentleri daha ağır bir şekilde bombalayacağını iddia etti. Putin'in Rus halkına savaşta bir şeyler başarıldığını göstermesi gerekiyor diyen Kazianis şu ifadeleri kullandı. Televizyon ve sosyal medyadaki görüntülerin korkunç olduğunu mu düşünüyorsunuz? Henüz bir şey görmediniz. Putin bunu birkaç kez yaptı. 1999 ve 2000'de Grozny'i haritadan sildi ve bu süreçte binlerce kişiyi öldürdü. Kremlin'in ateşkes şartları neler? Kremlin sözcüsü Peskov'dan ateşkese dair açıklama geldi. Ukrayna'nın taleplerini kabul etmesi halinde operasyonların her an durabileceğini ifade eden Peskov, Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa katılma çabalarından vazgeçmeli diyerek Ukrayna'nın tarafsızlık statüsüne uyması gerektiğini belirtti. Operasyonların Ukrayna'nın silahsızlandırılması amacıyla başlatıldığını altını çizen Peskov, aslında Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Onlar bu düşmanlıklarını sonlandırmalı diye konuştu. Şartlarının devamında Kırım, Luhansk ve Donetsk içinde koşullarını öne süren Peskov, Kırım'ın Rusya'nın parçası olarak tanınmasını Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsız devletler olarak tanınmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.